konuşmamızın arasında erkeklerde işte %7, kadınlarda %13 dediniz sıklıkla görünme oranı. Neden peki kadınlarda biraz daha böyle az görünüyor, erkeklerde daha sık görünüyor? Dünya genelinde mesane kanseri 7. sırada, erkeklerde, kadınlarda ise 13. sırada. Niye böyle? Çünkü mesane kanserinin asıl oluşum sebebi, en önemli faktörü sigaradır. Sigara kullanımı erkeklerde çok daha fazla olduğu için erkeklerde mesane kanseri, yani idrar kesesi kanseri görülme olasılığı çok daha yüksektir. Süleyman Hocam, kadınlar da çok içiyor sigarayı. Ama şöyle bir durum var. Akciğer kanserlerinde bundan 5 yıl öncesinde kadınların daha az sigara içtiği dönemlerde kadınlarla erkekler karşılaştırıldığında kadınlarda erkeklere göre 5 kat 7 kat daha az görülmekteydi. Ama inanın son yıllarda 2'ye 1 oranına çıkmış durumda. Yani akciğer kanserinde kadınların sigara kullanımına bağlı akciğer kanser görülme oranı maalesef çok hızlı bir şekilde yükselmektedir. Burada da mesane kanserine de yansımaları mutlaka olacaktır. Ondan dolayı kadınların da sigara içmekle ilgili dikkat etmeleri gerekir. Yani sigara içmemeleri gerekir. Ama erkeklerde çok daha fazla sigara içmesi görüldüğü için bunu dünya geneliyle Türkiye'yi karşılaştırdığımızda dünyada erkeklerdeki mesane kanser görülme oranı 7. sıradayken Türkiye'de 4. sırada. Yani bu kadar çok Türkiye'de daha fazla görülüyor. Yani ondan dolayı da sigara önemli bizim için. Sigara kullanımı. Kadınlardaki idrar renginin değişmesi, kanamalar olması, farklı jinekolojik rahatsızlıklardan dolayı mesane kanserlerinin görüldüğünde teşhis konması biraz daha gecikebiliyor. Evet. Çünkü kadın doğuma gidip belki hani rahimdendir, rahim ağzındandır falan diye bir şey yapılabiliyor. Kaymalar olabiliyor teşhisin erken konması ile ilgili. Ama erkeklerde böyle değil. Erkeklerde idrar rengi değiştiği zaman mutlaka üroloji doktoruna gitmeleri şart. Ondan dolayı da bizim için idrar kesesi kanserleri önemli. Buna vurgu yapmak için artık Aralık ayı, özür diliyorum, Mayıs ayı mesane kanserleri farkındalık ayı olarak artık kutlanma farkındalık ayı oluşturulmuştur yani, ki bu hocam demek ki mesane kanseri gitgide daha yayılıyor. Evet. Yani farkındalık ayı olarak Mayıs ayında işte nasıl meme evet. kanserinde Nisan ayının ilk haftalarında farkındalık Aynen. haftası olarak artık insanları bilgilendiriliyor, Aynen. bilinçlendiriliyor. Mesane kanserinin de ne kadar önemli olduğunu bilmek zorundayız. Yani ben yakalanmam diye bir durum yok. Kesinlikle. Şu anda özellikle Mayıs ayında üroloji doktorlarının da gözetiminde evet. sık toplantılar yapılmakta. Bilgilendirme toplantıları yapılmakta ki halk bilinçlensin, bilsin. Çünkü sigarayla hiçbir bağlantısı olduğunu aklın ucundan bile geçmez bu olayları bilmeyen. Ama ne kadar sigara çok kullanıyorsak mesane kanserine yakalanma riskimiz o kadar yüksektir. Dikkatli olacağız. İdrar rengimiz değiştiğinde, idrar yapma alışkanlığımızda değişiklik olduğunda mutlaka hafife alıp ya enfeksiyondur evet. geçer diye düşünmeden dikkatli bir şekilde check-up'ımızı yaptırıp düzenli tetkiklerimizi yaptırmamız şart. Onu söyleyebilirim. Hafife alınacak bir hastalık değil. Hafife alınacak bir hastalık asla değil. Çünkü tedavisi hem meşakkatli, hem uzun süreli, hem pahalı, hem hasta için çok yorucu. Onun için ne kadar erken teşhis edersek o kadar çabuk tedavisine ulaşırız diyebiliriz. Ve yine belirtiyoruz, üstüne basa basa belirtiyoruz Kesinlikle. Hocam. Mesane kanserinin en büyük etkisi sigara. En büyük etkisi diyebiliriz. Evet, sigara kullanımını ya azaltacağız ya da bırakacağız. Çünkü sonuç itibariyle bir mesane kanseriyle karşı karşıya gelebilirsiniz. Böyle Kesinlikle. Bir vakayla karşılaşabilirsiniz. Kesinlikle, doğru. Bu bizim için çok önemli. Sigara kullanımı
mesane kanseriyle bağlantısı çok önemli diyebiliriz. Kanserde erken tanı çok önemli, erken teşhis çok önemli. Çünkü evet, kanser belki kulağa hoş gelmeyebilir ama hastalıkta iyileşilebiliyor. Kesinlikle. Dünyada görülen hastalıklar arasında kanser, kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sıradadır. En sık görülen hastalıklar arasında, ama çok erken teşhis edildiğinde çok güzel sonuçlar almaktayız. Sonraki yaşantımıza normal bir şekilde devam etmekteyiz diyebiliriz.